Türkiye'nin yönetimi değişecek dediniz siz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini her zaman işaret ediyorsunuz. Çok önem taşıdığını. Ama öyle bir sürece de giriyoruz ki işte sürekli olarak suçlamalar, kutuplaşmalar, bunlar daha da artmaya başladı. İşte sokak çağrıları. Hepsinin bir üzerinden de gidelim. Hal böyle olunca bu değişim nasıl gerçekleşecek? Nasıl olacak? İktidar seçim yapar mı? Halkın kafasında, hepimizin kafasında o kadar soru işaretleri var ki. Mesela diyoruz ki yani niye erken seçim yapsın şimdi? Ama çok önem taşıyor bu önümüzdeki seçim. Bir de galiba 2. Yüzyıl Enstitüsü Vakfı'ndan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Ben de bir not almıştım. X, Y, Z kuşakları siyaseti şekillendirecek. Bir de önümüzde böyle bir süreç var. Şimdi bir şuradan başlayalım önce. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ediyorsunuz. Türkiye'nin yönetimi nasıl değişecek Sayın Karayalçın? Yani önümüzde bir seçim sürecine girmedik ama ne olacak? Evet, Türkiye'nin yönetimi Sayın Erdoğan'ın değişmesiyle birlikte değişecek. Ben ödül konuşmasında da ifade ettim. Aslında Türkiye özgü bir şey değil. Dünya genelinde yaşanan bir şey. Eğer bir ülkede, herhangi bir ülkede o ülkeyi yönetmekte olan yönetim artık ülkeyi eskisi gibi yönetemiyorsa, eski yol ve yöntemlerle o ülkeyi yönetememekteyse, bir de Elif Hanım, o ülkenin yurttaşları da zaten eskisi gibi yönetilmek istemiyorlarsa, buna değişim anı diyorlar. Değişim anı. Türkiye bu noktada. AKP Türkiye'yi yönetemiyor. Eski yol ve yöntemlerle AKP yönetimi, Sayın Erdoğan ve genel olarak AKP yönetimi Türkiye'yi yönetemiyor. Ayrıca yurttaşlarımız da artık eskisi gibi yönetilmek istemiyor. Bu bir değişim sürecinin içinde olduğumuzu gösteriyor. Tamam, bu sürecin içindeyiz de hani dediğiniz gibi ne zaman değişecek, nasıl olacak? Seçimle değişecek tabii, olması gereken o seçimle bu değişikliğin yapılacağı. Ben bir erken seçimin gerekli olduğunu görüyorum ama bir erken seçimi AKP'nin istemediğini de görüyorum. AKP olanaklıysa son gününe kadar bekleyecektir, son gününe kadar kullanacaktır. Belki Sayın Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlamak amacıyla biçimsel, bir ay önceye, seçimleri bir ay önceye çeken, iki ay önceye çeken bir biçimsel erken seçim kararı alınabilir ama ben buna erken seçim demiyorum. AKP'nin tercihi 2023 Haziran'ıdır, 2023 Mayıs'ın Nisan'ıdır. Ama bir yandan da Elif Hanım şunu görüyorum, AKP ne olur ne olmaz hesabı yapıyor. Yani 2022 yılında bir seçim olabileceğini, böyle bir olasılığın gündemde olduğunu dikkate alan bir hazırlık içinde. İşte ek göstergeler falan, birdenbire onların, EYT'lerin gündeme gelmesi, işte zamlar vesaire. Öte yandan Sayın Genel Başkan ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Eylül ayında seçimin yapılacağını tahmin ettiğini söyledi. Aslında bana sorarsanız zaten seçim dönemini yaşıyoruz. Girdik bunun içine. Yani sizin biraz önce söylediğiniz işte tehditler, sokağa çıkarsanız ha lafları vesaire. Bu sürecin içindeyiz. Bu süreci yaşıyoruz. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 9. ayda, Eylül ayında ya da AKP'nin tercih ettiği gibi işte 3 ay 5 ay sonrası. Çok fark etmiyor. O sürecin içindeyiz yani. Aslında. O sürecin içindeyiz. Evet, onu yaşıyoruz. Şimdi burada neyin değiştirilmek istendiğini muhalefetin çok iyi tartışıp karara bağlaması gerektiğini söyleyeyim. Değiştirilmek istenen yalnızca Tayyip Erdoğan mıdır? Sayın Erdoğan mıdır? Yalnızca Sayın Erdoğan'ın değiştirilmesiyle mi yetinilecektir? Yoksa değiştirilmek istenen 20 yıldır bildiğimiz, gördüğümüz sonuçları yaratmış olan AKP iktidarı mıdır? İkisi arasında fark var. Nedir efendim? Onu bir açıklar mısınız? Birisinde yani bir Tayyip Erdoğan'sız bir AKP yönetimi söz konusu olacaktır. İkincisinde ise AKP'nin yaratmış olduğu tüm tahribatın giderilmesi söz konusu olabilecektir. Evet. İkisi arasında fark var. Önemli bir fark var.
Onun için bunu dikkate alan bir değerlendirme yapmalıyız. Şimdi diyelim ki yapılıyor mu bu değerlendirme? Yani bilmiyorum. Yani sizce yapılmalı. Mesela işte şimdi liderler bir araya geliyor. Bunu daha çok görmeye başladık. Evet. Üzerik. Akşam yemekleri, işte ziyaretler vesaire. Gelecek partisi lideri bir aradaydı. Yemekler yeniliyor falan. Çok iyi bir şey aslında. Yani bir araya, yani demek ki konuşulacak konular var. Kimi zaman parti ziyaretleriyle, ev ziyaretleriyle diyorum. Kimi zaman yemeklerde bunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ben de bundan memnuniyet duyuyorum. Tabii ne konuşulduğunu, tartışıldığını bilmiyorum ama tartışılması gereken konu şu anda dediğim konu. Şimdi Eylül ayını esas alalım. Evet. Diyelim ki Eylül'de seçim var. Ya bu yarın demek. Yani şimdi ocağı bitiriyoruz. Ocak ayı bitmek üzere. Eylül'de seçim olacaksa seçimden birkaç ay önce alanlara, sokaklara çıkmak gerektiği için yurttaşlarımıza sunacağımız çözüm önerilerini öncelikle ittifak partilerinin kendi aralarında konuşup bir projeye bağlamaları, bir çözüme bağlamaları gerekir, değil mi? Yani yalnızca biz güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz, devlet erkleri birbirlerini dengelemeli, denetlemeli diye yurttaşların karşısına çıkarsak bu olmaz, bu kesmez. Yurttaşlarımızın çok yaşamsal sorunları var. Anayasa değişikliğinden önce karşı karşıya oldukları çok ciddi sorunlar var. Yani ben şimdi burada bir takım rakamları sayıp dökmek istemiyorum. Gelir dağılımı eşitsizliğini, işsizliği dile getirmek istemiyorum. Bakın AKP'nin iktidara geldiği 2002 Kasım'ında işsizlik %10.3'tü. Şimdi %11.2. Mesela. Yani dolayısıyla çok ciddi sorunları var Türkiye'nin. Yani bu bir anayasa değişikliği paketiyle yurttaşın karşısına çıkmak kesmez, yetmez. Mutlaka bu sorunların bir çözüme bağlanması gerekir. Ama tabii biraz önce dediğim konu ay, ya da sorduğum soru bunu etkileyecek. Evet, yani evet. Neyin hazırlığını yapacaksın? Yani kafanı takma canım, biz değiştiririz, ondan sonra da hemen seçime gideriz vesaire mi denecek? Yoksa bir değişiklik, ikinci yüzyıl enstitüsü vakfının, ülke politikaları vakfının, basının, düşünürlerimizin, hepimizin, herkesin dile getirdiği değişiklikleri mi gerçekleştireceğiz? Tabii bu arada bir de Elif Hanım, Millet İttifakı'nın kimlerden oluşacak? Genişleyecek mi? Kimlerden oluşacak? Şimdi yani, dünkü yemek mesela bir anda Allah dedik. Nasıl sonuçlanacak? Acaba genişliyor mu? Evet. Yani yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, değil mi? Evet. Ne olacak acaba? Yani önemli bir konu. Dolayısıyla yani şimdi bunları çok ivedilikle bir takvime bağlayıp ele almak gerekiyor. Ama biz hala kim aday olsun, işte falanca mı aday olsun, cumhurbaşkanı adayı kim çıksın vesairelerle meşgulüz. Asıl konu bu. Kılıçdaroğlu önemli bir şey dedi. Fatih Altaylı ile yapmış olduğu programda. Dedi ki nereden biliyorsunuz dedi, herkesin kafasında tek bir aday olmadığını dedi. Evet. Hani herkesin kafasında tek bir aday olduğunu söyledi aslında CHP'liydi. Biz tabii orada da acaba ne demek istedi diye şimdi sürekli hani yemekler oluyor, acaba ne oluyor? Niye bunu söyledi? Şimdi şöyle bir şey var, onu söyleyeyim. Türkiye belediye başkanlarını 1963 yılına kadar belediye meclisi üyeleri arasından seçiyordu. Evet. 1963 yılında bu değişti. Sistem değiştirildi. Ve halkımız, kentte yaşayan insanlar, hemşehriler belediye başkanlarını doğrudan seçmeye başladılar. Sonra bu işi sevdiler. Ve her belediye seçimi yaklaşırken bir iki yıl öncesinden işte falanca olsun filan diye böyle sohbetlerde dile getirmeye başladılar. Şimdi 2014 yılından bu yana cumhurbaşkanını halk doğrudan seçiyor. Aynı muhabbet, yani belediye başkanlarıyla ilgili sergilenen tavır, sohbet ortamı vesaire bu kez cumhurbaşkanlığı için de dile getiriyor, olsun bu olsun deniyor. Bu da hoş bir şey aslında. Diyecek tabii. Her yerde bu konuşulmuyor mu zaten? Tabii. Yani bu, yani böyle bir alışkanlık var ama yani siyasetçinin biraz önce dediğim konuya eğilmesi lazım. Yani öncelikli konu bu. Yani ona göre de zaten bir cumhurbaşkanı adayı seçeceksin. Şimdi tarifler yapılıyor. Devlet adamı olsun, deneyimli olsun, işte vesaire vesaire, bir robot profil çıkartılıyor. Canım tamam da ne yapacak bu kişi? Yani biraz önce sorduğum iki temel soru var. Ya o.
hangisini yapacak? Hangisi için mi Cumhurbaşkanı adayı seçeceksin? Bu çok yaşamsal bir şey. Yani Cumhurbaşkanı adayını tabii ki deneyimli olsun. Tabii ki işte devlet nasıl işler o konuda bilgisi olsun, iyi eğitimi olsun vesaire vesaire bir şey söyleyebilirsin. Ama öncelikle bu ne olacak? Bunun bir ortaya konması gerekir diye düşünüyorum.